LGS'ye son 143 gün yani hayallerimize kavuşmamıza son 143 gün. Gerçekten de sınav bizden korksun. Yeni nesil okullar bizleri bekliyor. 143 gün sonra artık en güzel liselere bizler yerleşeceğiz diyoruz. Moralimizi, tempomuzu yüksek tutuyoruz. Şimdi hemen başlayalım günün yorumuyla. Günün yorumunda diyor ki Hamza Çetindaş 288 beğeni almış. Tebrikler Hamza. Hocam sınav notlarım yüksek. Yani okul yazılarından iyi not alıyorum. Ama deneme sınavlarım o kadar yüksek değil. Lütfen cevaplayın demiş. Birincisi sınav notlarımızın düşük olmasının 3 temel sebebi vardır. Yani okul yazıları tabii ki hocalar biraz kanaat kullandığı için iyi gelir. Ama deneme sınavlarını birazcık düşük alabiliriz. Bunun 3 temel sebebi vardır. Bilgi eksikliği. Bilgilerimizi mutlaka kontrol edeceğiz. Eksik konumuz kalmayacak. Yani konularımızı çalışacağız. İkincisi ve en önemlisi teknik eksikliği. Yani sen eğer sayısala Matematikten başlarsan zor sorular moralini bozup fende sıkıntı yaşayabilirsin. Halbuki fenden başlasan, matematikte de takıldığın soruları geçsen, sözelde, Türkçe'de, inkılapta takıldığın soruları geçip en sona turlama takniğiyle devam etsen birçok soruyu doğru yapar, sın ve netlerinde yüksek gelir, sıralamanda yüksek gelir. Üçüncüsü de işte, piyasada gerçekten madem Milletin Bakanlığı birazcık zor soru sordu, birazcık böyle seçici soru soru sordu, o zaman dayalım en zor soruları diyerek çok zor sorular soran bazı yayınlar var, kaynaklar var. Bu kadar zor soru çıkmayabilir. Örnek sorulara mutlaka bakmalısınız. Milletin makanın soruları evet zor, seçici ama deneme sınavlarında mutlaka belli bir kaliteyi yakalamış yayınlardan soru çözmelisiniz. Bazen çok anlamsız sorularda moralinizi bozabilir. Şimdi gelelim günün sözüne. Dünyada değişmesini istediğiniz ilk şey kendiniz olmalıdır. Şimdi ben az önce dedim ya bazı sorular zor olabilir aman falan. Aslında ilk biz kendimizi değiştirmeliyiz. Acaba biz mesela örnek veriyorum LGS tekrar programımıza başladık mı? Biz konu eksiklerimizi tamamladık mı? Test tekniklerini biliyor muyuz? Acaba masamız düzenli mi? Acaba biz hedefimizi belirledik mi diye kendimize sormalıyız. Sıkıntıyı, şikayeti, netlerimizin düşük olmasını başkalarına değil kendimiz aramalıyız. Esasında sorunun çözümü bizde. Yani biz öğretmenler olarak kapıyı açıyoruz ama içeri girecek olan, kazanacak olan, başaracak olan sizlersiniz. Günün kitabına baktığımızda ise Anton Çov, Rus yazar Anton Çov'un 6. Koğuş adlı eserini görüyoruz. Bu gerçekten güzel bir öykü. Çünkü bu öyküyü bu roman okuduğunuzda gerçekten Türkçe adına birçok kelimeyi edineceksiniz ve anlama yeteneğiniz, sözel mantığınız gelişecek diyebiliriz. Günün okuluna baktığımızda ise hayallerimizdeki okullardan bir tanesi çok güzel bir okul. Türkiye'nin ilk fen lisesi puanı 495 bazı yıllarda değişebiliyor tabii. 4 yıl boyunca İngilizce eğitim veriliyor. Bu okulun en önemli özelliklerinden bir tanesi mesela geçen sene 120 öğrencinin neredeyse 88'i yani çoğunluğu tıp ve mühendislik gibi çok çok iyi bölümlere, diş hekimliği, hukuk gibi çok çok iyi bölümlere giriyorlar. Bu okulları sizler hak ediyorsunuz. Sizler çalışacak, sizler kazanacaksınız. Tebrik ediyoruz sizler şimdiden. Günün giyine baktığımızda yine Tonguc'un saçma sapan geyiklerini görüyoruz. Hocam ben çözerim diyor ama çözemeyince de hocam soru yanlış diyor. Çok da mantıklı. Hadi bakalım yorumlarınızı cevaplamaya devam edin. Korkmak yok, başaracağız ve hep birlikte sınav sonrasında güzel tercihlerimizi yapacağız.